Evet, günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Duyabiliyorsunuz, harika. Evet arkadaşlar, bugün karın ön duvarı dersimizi yapacağız. Dün dersimizi yapamadık, akşam da video çekemedim ama en kısa zamanda peritonu sizlere göndereceğim arkadaşlar. Şimdi karın ön duvarında geldiğimiz zaman şuradan ayarımızı da yapalım. Güzel. Evet arkadaşlar, karın ön duvarımız. Karın ön duvarı ve inguinal kanal bugünkü konumuz. Şimdi karın ön duvarı arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi diğer kısımlardan, yani torakstan, şimdiye kadar gördüğümüz vücut bölgesi toraks, torakstan biraz daha bir farklılık arz ediyor. O farklılık nedir? O farklılık arkadaşlar, karın ön duvarı arka kısmında bir kemik çatı, kemik iskelet bulunurken yanlarında ve özellikle ön tarafında bir kemik iskelet bulunmaması. Burada kemik çatı yok. Yani iç organları, karın bölgesindeki abdominal organları koruyacak oluşumlar esas olarak kaslardan ve bağlardan oluşuyor. Ligamentler var, kaslar var, bu kasların aponeurozları var, daha iç tarafta fasyalar var. Bunlar tarafından oluşturulan bir karın ön duvarı söz konusu arkadaşlar. Daha doğrusu karın ön ve yan duvarı söz konusu. Burada kemik yapının olmaması karın duvarıyla alakalı, nasıl söyleyeyim, korumayı sadece kasların ve fibroz dokuların, aponeurozların, bağ dokularının üstlenmesine yol açıyor. Şimdi karın ön duvarında önemli bazı kemik oluşumlar var. Yani neden önemli karın ön duvarında bunlar? Şu anlamda önemli. Bizim konularımızı anlatırken karşılaşacağımız, belirteceğimiz yapılar bunlar. Konularımızla ilgili. Gelelim bir tanesi spina iliaca anterior superior. Spina iliaca anterior superior'u daha önceki derslerimizden, geçen yılki derslerimizden çok net hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Spina iliaca anterior superior ilium kemiğinde bulunan ön taraftaki bir oluşumdu. Buradan önemli kaslarımızdan sartorius başlıyordu. Onun hemen altında spina iliaca anterior inferior var. Oradan da rectus femoris'in başladığını hatırlıyoruz. Bu spina iliaca anterior superior karın ön duvarı ile ilgili oluşumlar için önemli. Bir başka önemli oluşum tüberculum pudicum. Pubis kemiğinde ön tarafında çıkıntı yapmış olan belirgin oluşum. Tüberculum pubicum önemli. Tüberculum pubicum'dan geriye doğru ilerleyen ya da burada gördüğünüz gibi tüberculum pubicum'dan hem geriye hem laterale doğru ilerleyen pecten ossis pubis'i hatırlıyorsunuz. Pecten ossis pubis geriye doğru giderdi. Eminencia iliopubica'nın medialinde kalmak üzere geriye doğru gider. Linea arcuata'yı oluşturur. Oradan da geride sakrumun promontoriumu ile birlikte bir açıklık, daha doğrusu bir halka oluşturuldu. Bu halka apertura pelvis superior, gerçek pelvis girişinin üst sınırını oluşturuyordu. Yani pelvis minöre girişi oluşturuyor. Bizim bugün karın ön duvarı ile ilgili oluşumlarımız için spina iliaca anterior superior, tüberculum pubicum'u ve pecten ossis pubis ya da linea pectinea'yı aklımızda tutmamız önemli. Yukarıda neler önemli? Yukarıda processus tifoideus önemli. Kostaların alt sınırlarının oluşturduğu şu arcus costarum denilen oluşum önemli. Çünkü buralara da yine yapışmalar
kasların tutunmaları söz konusu. Karın arka duvarında ise baktığımızda vertebralar var karın arka duvarında. Lumbal vertebralar var ve hatta torakal vertebraların da karın arka duvarına bir katkı yaptığını görüyoruz. Burada gördüğümüz başka bir oluşum, başka bir durum ise toraks ile abdomen arasında fiziksel bir sınır olduğunu görüyoruz. Yani toraks ile abdomen arasında diyafragma adı verilen, yani diyaframımız var. Diyafragma adı verilen bir fiziki anatomik sınır var. Bu anatomik sınır toraks ile abdomen boşluğunu birbirinden ayırıyor. Ancak abdomen boşluğu ile pelvis boşluğu arasında böyle bir fiziksel sınır yok. Böyle bir fiziksel sınır olmadığı için vücut pozisyonuna bağlı olarak veya gebelik gibi fizyolojik süreçlere bağlı olarak ya da idrar kesesine, mesanenin doluluk durumuna bağlı olarak pelvis içerisindeki ve karın içerisindeki organların bir miktar yer değiştirmeleri söz konusu olabiliyor. Bu aslında bir avantaj da sağlamıyor değil. Bu sebeple abdomen boşluğu ile pelvis boşluğunu birbirinden ayırmakta demin sözünü ettiğimiz linea arcuata sinfisis pubis'ten başlayıp tuberculum pubicum, geriye doğru pekten ortis pubis ya da linea pectinea, daha geride linea arcuata, daha da geride promontoriumla devam eden, aynı şekilde karşı tarafa dönerken linea arcuata, pekten ortis pubis, tuberculum pubicum ve sinfisis pubica'ya ulaşan bu pelvis minor girişini kullanıyor. Yani abdomen boşluğu ile pelvis boşluğu arasındaki sınırı bu apertura pelvis superior denilen yapı oluşturuyor. Burada yine neyi görüyoruz? Karın arka duvarını kemik çatının desteklediğini görüyoruz. Yani kemik iskeletin desteklediğini görüyoruz. Başka neyi görüyoruz? Diyaframın kubbe şeklindeki yapısı sebebiyle abdominal bölgenin, abdomenin toraks içerisine doğru bir giriş yaptığını görüyoruz. Yani diyafram şu şekilde olduğu için abdomen toraksa bir miktar girmiş durumda. Yani şu şekilde o değil, dümdüz değil. Diyafram yukarıya doğru kubbelendiği için toraksın içerisine girmiş durumda. Bu da yine vücut pozisyonuna ve fizyolojik işleme göre, mesela nefes alma verme gibi ya da beslenme, biraz fazla yeme, fazla su içme gibi anlık dediğim geçici durumlarda dahi abdomen ve pelvis arasında, abdomen ve toraks arasında organların pozisyonlarında ufak tefek kaymalar, değişiklikler olabilmesine yol açıyor. Mesela normalde yiyeceğimiz miktarın iki katını yediğimiz durumlar olabiliyor. Benim oluyor açıkçası. Ne olmuş oluyor ondan sonra? Midemiz o kadar dolu ki şuradaki arkadaş yukarıya doğru bası yapmış oluyor. Toraksta neyimiz var? Akciğerlerimiz var, kalbimiz var. Onların hacimlerini daraltmış oluyor kullanacakları hacimleri. Burada bu slide'da başka ne görüyoruz? Bu slide'da karın yan ve duvarının, yan ve ön duvarını oluşturan yapıların, mesela musculus externus, obliquus externus abdominis, musculus internus obliquus abdominis ve musculus transversus abdominis kaslarının üç tabakalı yapısını görüyoruz. En dışta musculus obliquus externus abdominis, ortada musculus obliquus internus abdominis, içte musculus transversus abdominis kaslarını görüyoruz. Bu kaslar
karın yan duvarının oluşumuna katkıda bulundukları gibi ön tarafa geliyorlar. Ön tarafa gelirken daha çok aponeurozlarıyla ön tarafta bulunuyorlar. Kas kitleleri, kas lifleri daha çok yan tarafta bulunuyor ya da yan ön tarafta bulunuyor. Ön kısma geldiklerinde daha fazlasıyla aponeurozlarıyla yer alıyorlar orada. Ortaya geldiklerinde de önde rectus abdominis'i göreceğiz. Karın arka duvarında ise bakın şu pelvisi, majör pelvisin girişini oluşturan crista iliaca, minör pelvis neydi? Linea arcuata'ydı. Yukarıda majör pelvisin sınırı ve arkada yine lumbar vertebraları görüyoruz. Yukarıda şurada kostaların, yüzen kostaların varlığı da söz konusu. Ve bu arayı yani lumbar vertebralar, kısmen sakrumun bir kısmı ve ilium tarafından oluşturulan alt ve medial sinir ile üstte kostaların oluşturduğu bölüm arasındaki boşluğu da psoas majör, psoas minör, yani majör, minör ve quadratus lumborum kasları dolduruyor. Bunlar da karın arka duvarının esas bölümlerini, esas kapatan kaslarını oluşturuyorlar. Yan tarafta ise hemen onların lateralinden başlayıp öne doğru ilerleyen, önce kas, öne yaklaştıkça aponeuroz yapısına dönen ve ortada rectus abdominis'e tutunan ya da onun kılıfını oluşturan dışta obliquus externus abdominis, ortada obliquus internus abdominis ve en içte transversus abdominis kaslarını görüyoruz arkadaşlar. Yine söylediklerimin bir özetini burada görüyoruz. Bakın abdomenin ön duvarını ve yan duvarını oluşturan kasların tutundukları şu arcus costalis ya da arcus costalis. Bu önemli bir oluşum. Bakın yine bu bölgede kasların tutulma yerleri gösterilmiş. Apertura pelvis superior çok net olarak görülüyor. Bir de spina iliaca anterior superior ile tuberculum pubicum arasında uzanan ligamentum inguinale görülüyor. Ligamentum inguinale önemli bir ligament arkadaşlar. Altından ve üstünden geçen yapılar var. Bu bizim için gerçekten önemli bir sınır. Başka özellikleri de var. Canalis inguinalis'i oluşturduğu, yani yapısına katıldığı gibi. Sağ taraftaki çizimde abdomenin sınırlarını oluşturan yapıları görüyoruz. Üst tarafta abdominal sınırı diyafram oluşturuyor. Diyaframda bazı açıklıklar var. Bu açıklıklardan torakstan abdomene, abdomenden toraksa geçen damarlar, sinirler, yemek borusu gibi yapılar, ductus thoracicus gibi lenfatik yapılar geçiyor. Yan taraflara baktığımızda demin sözünü ettiğimiz obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis ve transversus abdominis kaslarını görüyoruz. Ön tarafa doğru bunlar geliyorlar. Liflerinin seyirleri birbirinden farklı yönleri. Ön tarafa doğru geldiklerinde bir aponeurotik yapıları oluşuyor ve rectus abdominis kası karın ön duvarının orta hattının her iki tarafında kendisini gösteriyor. Rectus abdominis de nereden? Yukarıda kıkırdak kostalardan, ondan sonra sternumun yanından, processus lifoideus'tan başlıyor. Aşağıya doğru, symphysis pubica, tuberculum pubicum'a doğru, aşağıya doğru inerek tutunmasını sağlıyor. Evet, burada da abdomen ve pelvis boşlukları arasındaki farkları ve toraks boşluğu arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Bakın, apertura pelvis superior var. Abdominal boşluk ile pelvis boşluğu arasındaki sınırı oluşturuyor. Şimdi abdomen ile pelvis arasında fiziksel bir sınır olmadığı için, yani bir duvarla
ya da fiziki bir bariyerle birbirinden ayrılmadıkları için bazen bu iki boşluk birlikte anılır, abdominopelvik boşluk olarak isimlendirilir. Toraks boşluğuyla abdomen arasında diyafram var dedik. Baktığımız zaman abdomen boşluğunun tepesiyle alt kısmı arasında, yani tam ortasından geçen bir ekseni var. Ona axis abdominalis diyoruz. Pelvis içinde bu axis pelvis ya da axis pelvicus denilebilir. Bu aksların birbirine paralel olmadığını, yaklaşık 35-40 derecelik bir açı yaptığını görüyoruz. Bu sağ taraftaki slide'ı abdominal organların yaklaşık olarak yerlerini bilmeniz için koydum arkadaşlar. Baktığımızda karaciğer özellikle üst sağ taraf olmak üzere üst ortayı ve hatta sol tarafı da kaplayan büyük bir organ. Sol tarafa ve ortaya doğru gelen diğer organımız mide. Sol tarafta bulunan başka bir organımız dalak arkadaşlar. Pankreas midenin arkasında bulunur. Mide orta hattı geçip sağ tarafa doğru geldiğinde, yani karaciğere dokunacak hale geldiğinde, orada 12 parmak varsa, yani duodenum ile devam ediyor. Duodenum şöyle bir C harfi çiziyor arkadaşlar. Duodenum biraz daha derinde, karaciğerin altında kalması sebebiyle biraz daha derinde ve C'sini oluştururken kalın bağırsak bölümü olan kolon transversumun ve ince bağırsak kıvrımlarının da daha gerisinde oluyor. Yani karın arka duvarında, karın arka duvarına daha yakın bir tutunma gösteriyor. Oradan sonra duodenum, ismini de lütfen doğru kullanmaya alışkanlık haline getirin. Duodenum. Duodenum değil. Duodenum. Lütfen önce O sonra E. Duodenum. 12 parmak varsa. Daha sonra neyle devam ediyor? Jejunumla devam ediyor. Biz Anglo-Sakson terminolojide jejunum diyoruz. Biliyorsunuz Alman ekolüne göre Latince'deki J harfleri Y olarak okunur. Jejunum derler. Biz jejunum diyerek ilerleyeceğiz. Jejunum daha çok sol tarafta. İneum ise, bakın burada da bir başka önemli terminolojik durum var. İleum, Edirne ile söylüyorum. İleum, İstanbul'la söylersek kemikten söz etmiş oluruz. İleum, Edirne ile söylersek ince bağırsakların distal bölümünden söz etmiş oluruz. İnce bağırsakların bölümlenmesinde de önce jejunum var, sonra ileum var. %40, %60 sırasıyla bunların miktarları ya da payları. Ve tabii ki bunlar arasında doğrudan bir sınır belirlemek zor. Ancak özelliklerine göre bu sınırları söylüyoruz. Özellikle jejunum şöyle bir karın bölgesinde sağ üstten sol alta doğru çapraz bir çizgi çektiğimizi düşünürsek, sol tarafta, yani sol üst tarafta jejunumun, sağ alt tarafta ileumun bulunduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra kalın bağırsaklar geliyor. Kalın bağırsaklarda aşağı kısımda bir sekum var, kör bağırsak. Daha yukarıya doğru kolon ascendens, çıkan kolon, kolon transversum, transvers kolon. Dikkat ederseniz kolon transversumun sol tarafı biraz daha sol, köşesi biraz daha yukarıda, sağ köşesi biraz daha aşağıda. Bunun sebebi tahmin edebileceğiniz gibi sağ tarafta karaciğer gibi büyük bir organın yer tutuyor olması. Sol tarafa gidiyor, dalağa geliyor. Orada fleksuraları var. Yani dirsekleri var. Flexura coli dextra, flexura coli sinistra. Dextra'ya, flexura coli dextra'ya, hepar, yani karaciğere komşu olduğu için
hepatik fleksüra, fleksüra kolisinistraya, dala yani splene komşu olduğu için splenik fleksüra adı da veriliyor. Bir çerçeve gibi düşünebiliriz kalın varsa. Sekumdan yukarıya doğru kolon ascendens, ondan sonra kolon transversum ve aşağıya doğru kolon descendensi görüyoruz. Kolon descendens, kolon ascendensten biraz daha geride kalıyor. İnce bağırsak kıvrımlarının biraz gerisinde kalıyor. Ondan sonra pelvis majöre girdikten sonra bu arkadaş kolon sigmoideumla devam edecek. S harfi şeklinde kolon sigmoideum ve daha sonra aşağıya doğru düz ilerleyen rektum ile aşağıya indiğini söyleyebiliriz. Karın bölgesini kolaylık olması açısından çeşitli bölmelere ayırıyoruz. Çeşitli bölümlere diyelim ayırıyoruz. Bu bölümler neler? Böyle şeyler var arkadaşlar. Bu bölümlenmelerle ilgili olarak şöyle şeyler var. Birincisi dörde bölümlenme. Dörde bölümlenmeyi nasıl yapıyoruz? Orta hattan bir çizgi indiriyoruz. Umbilikustan bir çizgi indiriyoruz. Bakın planum medianum, planum transumbilicale. Umbilicus diyeceğiz arkadaşlar. Umbilicus demeyeceğiz. Yani terminolojiye dikkat etmeliyiz. Yani biz hekimler olarak kullandığımız sözcüklerin, terimlerin doğru olmasını sağlamalıyız arkadaşlar. Tıpkı kolesterol demediğimiz kolesterol dediğimiz gibi. Yani o bir steroldür. Trol değildir. O sebeple kolesterol adını düzgünce söylememiz gerekiyor. Değil mi? Ultrasona da baktığımız zaman ülkenin önemli bir kısmı ultrasyon diyor. Onun gibi. Mesela Hacettepe'nin karşısında Yüksek İhtisas Hastanesi vardı. Ona da Yüksek İhtisat Hastanesi derlerdi. Herkes ne demeye çalıştığını anlardı ama bazen komik, bazen de aptalca, saçma bir söylem olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dörde böldüğümüz zaman, yani planum medianum ile orta hattan geçen plan ya da çizgi diyelim, o da olabilir. Ve şeyden geçen, tam umbilikustan geçen transvers plan ile biz karın bölgesini dört kadrana bölüyoruz. Kadran ne demek? Dörtte bir. Dörtte birlik alana bölüyoruz. Çok basitçe sol üst kadran, sol alt kadran, sağ üst kadran, sağ alt kadran diyoruz. Sol üst kadranda kimleri görüyoruz? Mideyi görüyoruz. Dalağı görüyoruz. Transvers kolonun sol kısmını, flexura colis sinistrayı, jejunumun üst kısmını görüyoruz. Sol alt kadranda jejunumun önemli kısmını görüyoruz. Yine sol üst kadranın lateralinde inen kolonu görüyoruz. Sol alt kadranda yine inen kolonu görüyoruz. Sigmoid kolon daha derinde. Önemli miktarda sol tarafında jejunum, sağ tarafında ileyim. Sağ üst kadranda kimi görüyoruz? Karaciğer. Özellikle karaciğer ve safra kesesi. Demek ki sağ üst kadran ağrısıyla gelen bir kişi de öncelikle safra kesesiyle ilgili şeyleri düşüneceğiz arkadaşlar. Çünkü safra kesesiyle ilgili problemler daha kısa sürede kendini ağrı olarak belli ederler. Karaciğerle ilgili şeyler de bunu sık görmeyebiliriz. Demek ki sağ üst kadranda safra kesesi ayrıca karaciğerin büyük bölümünü görüyoruz. Karaciğerin kısmen sol lobunun bir bölümünün de sol üst kadranın üst bölümünde yer aldığını söylememiz gerekir. Sağ üst kadranda çıkan kolonun bir kısmı ve transvers kolonun yarısı var. Ayrıca flexura polydextra da burada. Sağ alt kadrana geldiğimizde çıkan kolonun proksimal kısmı ve sekum
Kör bağırsağın burada olduğunu görüyoruz. Sekumun önünde ucunda ne vardı? Appendix vermiformis. Appendix vermiformis de yine sağ alt kadranda. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Bakın, sağ üst kadran ağrısında nasıl kalktığımıza safra kesesi geliyorsa, sağ alt kadran ağrısında da aklımıza appendix vermiformis gelmeli. Sağ alt kadranda ince bağırsakların hangi bölümü var? İnce bağırsakların ileum bölümü sağ alt kadranı doldurur. Peki, genel olarak bu dörde bölerek, dört kadrana bölerek abdomeni tariflediğimizi söyledim. Peki, bu sağdaki durum ne? Sağda şunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi, 9 daha küçük bölgeye bölerek de inceliyoruz karın bölgesi. Onlar ne? Klavikülanın ortasından inen medioklaviküler çizgi ya da midklaviküler çizgi. Planum midklaviküre. Burada düzlem olarak almış. Düzlem olması doğru mu? Doğru. Çünkü sadece çizgi değil, bir yani bir ipi indiriyormuş gibi değil, bir kartonu arkaya doğru götürüyormuşuz gibi düşünürsek, üç boyutlu olarak o bölgedeki organların da bunun bu sınırlara göre yerleşimlerinin tarifleneceğini öğrenmemiz gerekir. İki tane midklaviküler hat diyelim. Ondan sonra ne var? Bir arcus costarum'un altından geçen hat var. Bir de şurada gördüğünüz gibi crista iliaca'nın seviyesinden geçen hat var. Yani bu 1, 2, 3 ve 4 hat ile biz karın bölgesini 9 alt bölgeye ayırmış oluyoruz. 2 tane midklaviküler hat, 1 subkostal arcus costarum'un hemen alt seviyesinden geçen, bir de crista iliaca seviyesinden geçen transvers hatla 9'a bölüyoruz. Ne oluyor bunlar? Sağ tarafta sağ hipokondriyum, regio hipokondriaca dextra. Hipokondriyak bölge denemeye özen gösterin. Çünkü hipokondriyak hastalık hastası demek. Bu bölgeye daha çok hipokondriyum diyeceğiz. Ortaya geldiğimizde ortadaki bölgemizde regio epigastrica ya da epigastrium. Gaster mide demek. Epigastrium midenin üzeri. Çünkü midenin büyükçe bir bölümü epigastriumdadır. Yani şu bölgede sternumun altı processus sifoideus'u aldık. Hemen altına bastırdığımız zaman epigastriumdayız. Sol tarafa geldiğimizde sol hipokondriumdayız. Sol hipokondriumdaki en önemli oluşumlar dalak ve flexura coli sinistra. Orta kısma geldiğimiz zaman sağda regio lumbalis dextra. Lateral bölgede denir, yan ve anlamında regio lumbalis dextra'yı burada görüyoruz. Orada ne var? Gördüğünüz gibi çıkan kolon. Gastrointestinal bölgeyle ilgili olarak. Ortada regio umbilicalis, umbilical bölge, yani umbilicus olacak burada. Şurada bakın gösterilmiş, onun etrafı. Diğer tarafa sola geçtiğimiz zaman regio lumbalis sinistra'yı görüyoruz. Orada da inen kolon ile jejunum bölümlerini görüyoruz. Alta geldiğimiz zaman inguinal bölgelere geldik. Sağ inguinal bölge, regio inguinalis dextra, regio pubica, bu pubic bölge, buna hipogastrium da denilir arkadaşlar. Epigastrium, umbilical, hipogastrium ve daha sonra regio inguinalis sinistra'yı görüyoruz. Regio inguinalis dextra ve regio inguinalis sinistra tipik olarak iki önemli durumda ağrı verirler. Over ağrıları
Ovar ağrıları böyle yankıların altında kasık ağrısı gibi olarak kendini gösterebilir. Onun dışında böbrek taşları da, yani üreter taşları, üretere geçmiş olan böbrek taşları da kasık ağrısı yaparak karşımıza çıkarlar. Şimdi kitabi bilgi olarak denir ki karın ön duvarında derin fasya yoktur. Tamam, kitabi olarak derin fasya yoktur diyoruz. Ama baktığımız zaman burada nelerimiz var? Burada çizgili kaslarımız var. Bu çizgili kasları örten bir derin fasya olmalı diye düşünmemiz lazım arkadaşlar. Nitekim o fasyamızda iç tarafta fasya transversalis olarak kendini gösteriyor. Katmanlara baktığımız zaman cildimiz var, deri. Derinin altında yüzeyel fasyanın yüzeyel tabakası. Yani fasya superficialis'in lamina superficialis'i. Yağ, bol miktarda yağ içeren kamper fasyası. Onun biraz daha derinine geldiğimiz zaman fasya superficialis'i, yani yüzeyel fasyanın membranör tabakasını, zar şeklinde olan bir tabakasını görüyoruz. Buna da scarpa fasyası diyoruz. Şimdi bu bütün bunlar arkadaşlar aşağıya geldiğinde pelvis ile devam ediyor. Mesela erkekte skrotumla, kadında labium majuslarla devam ederek gidecekler. Mesela scarpa fasyası, kamper fasyası, bu yağlı fasya aşağıya indiğinde skrotumda dartosla devam edecek. Düz kas oluşturan fasyayı oluşturacak. Kamper scarpa fasyası ise yüzeyen pelvis ve perine fasyasının yaprağını oluşturacak. Ondan sonra bu iki fasyadan sonra nelerimiz başlıyor arkadaşlar? Bu iki fasyadan sonra kaslarımız başlıyor. Bakın, kaslarımızda da obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, transversus abdominis var. Bu üç kasın derininde ne var? Fasya transversalis var. Fasya transversalis, transvers abdominis kasının derininde abdomeni güzelce saran bir, içten saran bir, kas tabakasını içinden saran bir durum. Ondan sonra ne var? Ekstra peritoneal yağ dokusu. Peritonun dışında kalan. Periton abdomen içerisindeki, daha doğrusu abdomen içerisindeki özellikle sindirimle alakalı organları saran zar. Onun da bölümleri var. Onu anlatıp göndereceğim size. Parietal var. Parietal kısmı var. Viseral kısmı var. Yani akciğerleri saran şey gibi düşünebilirsiniz. Plevra gibi düşünebilirsiniz peritonu. Parietal plevra ne yapıyordu? Toraks iç duvarının, toraks duvarının daha doğrusu iç yüzünü sarıyordu. Viseral plevra ne yapıyordu? Akciğerleri sarıyor. Ve bunlar birbirleriyle devamlı olarak ilerliyordu. Aynı şey periton için de geçerli. Şöyle bir karın duvarını düşünelim. Karın duvarının iç yüzünü parietal periton sarıyor, arkaya kadar geliyor. Her tarafı sardıktan sonra ne yapması lazım? Organı atlaması ve böylece organı sarması lazım. Oradan organı atladığı zaman da bu periton viseral periton oluşuyor. Viseral periton da sardığı organa göre isimlendiriliyor. İşte ince bağırsakların peritonu, işte kalın bağırsakların peritonu, onların detaylarından söz edeceğiz. Bakın, şu şekilde bir katmanlı yapısı var karın ön duvarı. Bir daha baktığımız zaman sol taraf deri, sağ taraf şu yazıların bulunduğu yer, artık ne diyelim, iç organlar, bağırsakların bulunduğu kısım. Derinin altında
yağ tabakası var. Bu yağ tabakasına kan ter fasyası diyoruz. Bu yağ tabakası tabii kişiden kişiye değişiyor. Ve maalesef bu değişiklik yaşla birlikte artarak gidiyor. Bunun hemen altında skarpa fasyası var. Yani yüzeyen fasyanın derin yapıları, membranöz yapıları. Skarpa fasyası. Ondan sonra da derin fasyanın bölümleri var. Şimdi karın ön duvarında derin fasya yoktur diyoruz. Ama kalın kalın büyük büyük çizgili kaslarımız. Çizgili bir kası fasyanın, derin fasyanın sarmaması mümkün değil. İnce de olsa. Oblikus externusu da, oblikus internusu da, transversus abdominisi de birer fasya sarıyor. Ama tabi bilgi olarak, textbook bilgisi olarak şeydeki gibi, ekstremitelerdeki gibi bir derin fasya burada yok. Bu kas tabakalarını bitirdikten sonra iç tabakada transversalis fasyasını görüyorum. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir üç katlı ne diyelim ekmek yaptık. Ekmekleri üç tane tost ekmeğini aldık. İçlerine bir işte bir kaşar peyniri koyduk. İşte o kaşar peynirleri içteki kaslar arasındaki derin fasya ya da ince fasya tabakalarını oluşturdu. En üstünü stres filmle sardık. Üstte kalan kısmı bu sefer neye karşılık geldi? Yüzeyen fasyanın membranöz yaprağına karşılık geldi. Altta yani derinde kalan kısmı ise transversalis fasyaya karşılık geldi. Transversalis fasyadan da içeriye doğru, derine doğru gittiğimizde ekstra abdominal yağ dokusuyla karşılaşıyoruz. Pardon, endoabdominal yağ dokusuyla karşılaşıyoruz. Yani abdomen içindeki yağ dokusu. Bu endoabdominal ne demek? Karın içi demek. Yani karın duvarının içindeki demek. Karın duvarının içinde ama peritonun dışında. O sebeple ekstra peritoneal yağ atıyoruz. Ondan sonra da derinleştiğimiz zaman parietal periton geliyor. Şimdi burada güzel bir seksiyon yapılmış. Cildi görüyoruz. Bakın şu cilt olarak net görünüyor. Cildin hemen altında fascia superficialis'in nesi var? Yağ tabakası var. Bu fascia superficialis'in yağ tabakası hemen altındaki bu kasların aponeurozlarının üzerini saran skarpa fasyasıyla ne diyelim katmanlanmış durumda. Bakın şurası yağlı bölge, yüzeyel fasyanın yağ tabakası, kamper fasyası. Hemen şuraya gelin arkadaşlar. İncecik bir skarpa fasyasını görüyoruz. Bu skarpa fasyası yani fasya transversalis'in membranöz yani derin yaprağı buradaki karın ön duvarındaki kasların aponeurozlarına tutunmuş durumda. Gevşekçe tutunmuş durumda. Onu kaldırdığımız zaman böyle inci gibi aponeurozları görüyoruz. Bunlar nelerimiz? Bu kaslarımız neler? Oblikus externus abdominis. Bu oblikus, externus, abdominis kası nereden başlar, nereye gider bakalım. Burada önemli bir başka oluşum daha var arkadaşlar. Şu gördüğünüz linea semilunaris denilen yapı. Ortada rectus var. Rectus'un kenarlarında, değil mi? Bunun fasyasının, aponeurozunun, kılıfının kenarlarından geçen kısma linea semilunaris diyoruz. Baktığımız zaman bu bölgede önemli kasımız en dışta oblikus externus abdoministir. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman neyi içerisine almışız? Ligamentum fundiforme penisi.
Bakın arkadaşlar, şuraya şu ligamentum fundiforme tenisi takip edelim. Bizi nereye götürüyor? Yağ dokusunun hemen altına götürüyor. Yani eksternal yağ dokusunun hemen altı. Eksternal yağ dokusunun hemen altı neydi? Fascia superficialis'in membranös tabakası. Yani scarpa fasciası. Scarpa fasciası aşağıya doğru indiğinde orta hattan tenise doğru ligamentum fundiforme tenisi oluşturuyor. Ligamentum fundiforme tenisi oluşturuyor. Aynı şekilde bakın yüzeyel fasya devam ettiği zaman skrotuma doğru neyle devam etti? Darpos tabakasıyla devam etti. Yani özellikle yüzeyel fasyanın yağlı tabakası aşağıda Darpos'ta elastik lifler ve düz kasması içeren tabaka ile devam etti. Buradaki önemli bir başka oluşum eksternus abdominisin aponeurozu. Aponeuroz nasıl bir şey? Aponeurozu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl ki bizim daha önceki komiteden bildiğimiz, yani geçen yılki komiteden bildiğimiz, diyelim ki musculus biceps brachii ya da musculus brachialis'in tendonunu biliyoruz, değil mi? Bu tendon sağlam, yuvarlak şekilde bir kemiğe tutunuyor. Peki karın ön duvarında bu eksternal oblik kası, yani musculus oblicus externus abdominis'in yuvarlak halde, tendonunun yuvarlak halde bulunma ihtimali var mı? Takdir edersiniz ki yok. Çünkü diğer kas gibi, yani musculus gibi, musculus bildiğiniz gibi fare demek. Fare gibi olmadığı için niye musculus denmiş kaslara? Cildin altında hareket ettikleri için. Hareketlerini de fareye benzetmişler oluşturdukları kabarıntı sebebiyle. O sebeple musculus adı verilmiş. Şimdi baktığımızda musculus oblicus externus abdominis, aynı şekilde internus ve transversus abdominisinde yuvarlak bir tendon oluşturma ihtimalleri yok. Yani yuvarlak bir tendon oluşturarak bir yere insersiyo yapma ihtimalleri yok. O sebeple insersiyolarını böyle kas boyunca geniş bir aponeuroz olarak yapmak durumundalar. Bu aponeuroz ne demek? Yaygın sinir, geniş sinir gibi bir isim var. Yanlış isim. Asla bir nöron yapısı yok burada. Yani nöro, sinir yapısı yok burada. Ama ihtiyarlar 100 yıllar önce açmışlar, bakmışlar. Ha, bunlar da bembeyaz görünüyor. Sinirdir demişler. Aponeuroz adını koymuşlar. Tıpkı geçen sene, değil mi? Dersimizde söylediğimiz gibi fasyanın pastırmada sinir olarak addedildiğini belirtmiştik. Bu eksternal obliğin aponeurozu aşağıda şeyde krista iliaka anterior superior ile tüberkülüm pubicum arasında kalınlaşarak ligamentum inguinale'yi oluşturuyor. Ligamentum inguinale demek ki kim tarafından oluşturuluyor? Eksternal oblik kasın aponeurozunun kalınlaşmasıyla oluşuyor. Bunu aklımızdan çıkartmayacağız. Bir de eksternal oblik kasın aponeurozunun seyrine bakın ve altta şeyi nasıl oluşturuyor? Ligamentum inguinale'yi nasıl oluşturuyor, ona bir dikkat edelim. Şimdi bir şey göstereceğim size. Yapı o şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir alalım. Şöyle gördük. Bu kas olsun. Kas geldi. Eksternal oblik. Şurada aponeurozunu oluşturdu. Aponeuroz ne oldu? Geldi aşağıya doğru. Kalınlaştığı zaman inguinal ligamenti oluşturdu. Bakın çevirdim bunu böyle. İnguinal ligamenti oluştururken şimdi sagittal kesitten baktığımızı düşünün. Ne oluyor? Aponeuroz geliyor.
şöyle kalınlaştığı yer, bir tarafta spina iliaca anterior superior, bir tarafta şeyi oluşturmuş oluyor. Tüberkülün pubikum arasında uzanan şu, bakın eğildiğim zaman görüyorsunuz, ligamentum inguinale'yi oluşturmuş oluyor. Şimdi bu ligamentum inguinale, canalis inguinalis'in alt duvarını oluşturuyor. Bakın, canalis inguinalis'ten geçen oluşumu ya da canalis inguinalis'i simgelemek için de bu kalemi korudu. Demek ki canalis inguinalis'in alt duvarını ligamentum inguinale oluştururken ön duvarını kısmen eksternal oblikasın aponeurozu oluşturmuş oldu. Yani eksternal obliğin aponeurozu aşağıya şu şekilde J'nin kesitlerde J harfinin şeyi gibi, o kuyruğu gibi gelerek neyi oluşturuyor? Inguinal ligamenti oluşturuyor. Baktığımız zaman oblikus externus abdominis nerelerden başlıyor? Kostaların yan taraflarından başlıyor arkadaşlar. 5 ile 12. kostallardan başlıyor. Bakın şöyle arcus costarum'u düşünecek olursak şuralardan başladığına göre aşağıya kadar kostalardan başlıyor. Dış yüzleri ve alt kenarlarından başlıyor. Ne yapıyor? Öne doğru çok geniş bir aponeuroz oluşturuyor. Alta doğru da. Bu oluşturduğu geniş aponeuroz ile ligamentum inguinale'yi oluşturuyor. Yani tüberkülün pubikuma kadar tutunuyor. Crista iliaca'ya kadar geliyor. Spina iliaca anterior superior'a kadar geliyor. Sonra bunlar aşağıdaki kısımlar. Orta hatta doğru gelenleri ne yapıyor? Bakın orta hatta neyimiz var? Rectus abdominis'imiz var. Ve bunun kılıfı var. Rectus kılıfı. Rectus kılıfını oluşturmak üzere ne yapıyor? Buraya doğru, öne doğru geliyor ve orta hatta linea alba var. Linea çizgi. Alba beyaz. Umbilikusun üzerindeyken biraz daha geniş bu linea alba. Aşağısındayken daha ince bir yapı oluşturuyor linea alba. Bunun tutunmasına, yani bu linea albaya tutunan yapılardan birisi de obliquus externus'un externus abdominis'in aponeurozu diyoruz. Yani rectus kılıfını oluşturmak üzere aponeuroz öne doğru gidiyor. Rectus kılıfının önünden gidip linea albaya tutunuyor. Karşı tarafın aponeurozu da aynı şekilde gelip linea albaya tutunmuş oluyor. Ama buradaki önemli nokta arkadaşlar, alt kısımda ligamentum inguinale'yi externus abdominis'in güçlerinin oluşturduğunu görmüyoruz. Bir başka önemli şey aklımıza tutmamız için, mesela bir sweatshirt düşünelim arkadaşlar. Sweatshirt'ün de yanlarında cebi olsun. Ellerimizi o cebe sokuyoruz iki taraftan. Parmaklarımızın yönü obliquus externus abdominis kasının liflerinin yönünü göstermiş oluyor. Şu şekilde, yani yukarıdan aşağıya, arkadan öne doğru ilerleyen bir yapısı var. Yukarıdan aşağıya, arkadan öne, lateralden medyale doğru inen bir yapısı var. Bu durumda externus abdominis tek taraflı çalıştığında bir hafif rotasyonla karşı tarafa gövdeyi çevirmeye katkıda bulunuyor. Peki kim iner ve edecek? Tabii ki son altı torakal spinal sinirin başlangıç yerini hatırlayın. Ramus ventralis'te, yani ön dalları iner ve edecek. Şimdi arkadaşlar zamanımızı geçirmeyelim. Şimdi bir 10 dakika ara verelim, sonra devam. Evet arkadaşlar, ikinci kısma geldik. Size bizim ihtiyarların çok selamları var. Mute etmeden telefonu açmışız, konuşmuşuz. Uyarınız için teşekkür ederim. Videoyu kapatınca ses kapanmıyormuş, onu görmüş olduk.
Linea seminalis'i tekrar gösterebilir misiniz? Defalarca göstereceğim. Sakin. Şimdi eksternal oblikten gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar, bakın burada çok güzel çok güzel katmanlandırılmış bir çizim Grace for Students'tan alındı. Bakın, fascia superficialis'in membranoz tabakası, yani scarpa tabakası ne yapıyor? Bu scarpa tabakası kas tabakalarının ve aponeurozların daha yüzeyinde. Çünkü zaten adı üstünde, yüzeyel fasyanın bir yaprağı. Daha yüzeyinde yer alıyor. Aşağıya doğru inerken de penisin yüzeyel fasyası olarak devam ediyor. Perineye geldiğinde perinenin yüzeyel fasyası olarak devam ediyor. Ve aşağıya indiğinde de tunica dartos olarak devam ediyor. Ama dartosun da derin kısmını oluşturuyor. Oblicus externus sweatshirt'ümüze elimizi sokmuştuk. Elimizin lifleri şeklinde geldikten sonra medial tarafta ve distal tarafta, inferior tarafta büyük bir aponeuroz oluşturuyor. Aponeurozu spina iliaca anterior superior ile tüberkülün pubicum arasında kalınlaşarak neyi oluşturuyor? Ligamentum inguinale'yi oluşturuyor. Ligamentum inguinale'yi oluştururken de bakın şunu asla unutmayın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yukarıdan gelirken fasya, yukarıdan geliyor external oblikin fasyası, arkaya doğru dönerek şeylere tutunuyor. Spina iliaca anterior superior ve tüberkülün pubicuma tutunuyor. Ve şöyle bir ligamentum inguinale oluşturmuş oluyor. Peki. Biraz daha gidelim. Ligamentum inguinale oluştu. Bu ligamentum inguinale oluştuktan sonra bu ligamentum inguinale'den şöyle bir ufak kısım uzanıyor. Yani ligamentum inguinale'nin medial bölümünden, bakın şurada gördüğünüz gibi, ligamentum inguinale'nin medial bölümünden şurası neydi? Pecten ossis pubis'ti. Pecten ossis pubis'e doğru uzanan bir bölüm var. Buna da ligamentum lacunare diyoruz. Lacun, lagün, yani çukurluk gibi bir oluşum. Ligamentum lacunare. Dikkat ederseniz bu, yani kısmen üçgene benzettiğimiz bir yapı, ligament. Üçgenin tepesi şurada tüberkülün pubikuma tutunuyor. Üçgenin tabanı ise lateral arka bölüme bakıyor. Şimdi bu üçgenin pecten ossis pubis'e yakın olan kısmından, yani linea pectinea'dan linea arcuata'ya doğru uzanan bir kısmı var. Bu uzanan kısmı neyi oluşturuyor? Ligamentum pectineale'yi oluşturuyor. Şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Çok basitçe. Bir tane V yaptık. Şöyle bir V yaptık. Bunu pelvisin girişine işaret parmağımızla koyduk. Şurası pelvisin girişi olsun. Şu pelvis girişi. Pelvisin girişine işaret parmağımızı koyduk. Şöyle uzattığım tarafta, yani orta parmağımda yukarıya doğru şeyi oluşturmuş olsun. Spina iliaca anterior superior'a doğru gitmiş olsun. Şimdi şuraya bakalım. Şöyle bir V var. Arka bacağı, yani derin bacağı ligamentum pectineale, ön bacağı çok kalın, yüzeyel bacağı çok kalın, ligamentum inguinale'yi oluşturuyor. Bu iki bacağın birleşme yerinde ise üçgen şeklinde ligamentum lacunare var. Bakalım şurada nasıl görünüyor? Burada aponeurozu, oblicus externus'un aponeurozunun nasıl kalınlaştığını görüyoruz. Bakın şurası ligamentum inguinale. Ligamentum inguinale'yi şurada görüyoruz. Şurada aponeuroz geliyor, biraz gölgeliyor. Ama spina iliaca anterior superior'a doğru giden kısmında inguinal ligamentin alt kısmında inguinal ligamenti tekrar görüyoruz. O size söylediğim external oblikin aponeurozunun J şeklinde gelip kuyruğunun ligamentum inguinali oluşturmasını
çok net burada gördük. Oradan inguinal ligamentten ektenosis pubis'e doğru uzanan kısımda ligamentum lacunae. Eksternal obliği çıkarttık. Eksternal obliği çıkarttık. Linea semilunaris burada çok güzel görünüyor. İşte şurası arkadaşlar. Şurası. Linea semilunaris. Şurası. Yani neresi? Rectus'un kılıfının yan tarafı. Oblicus externus abdominis'i kaldırdığımız zaman kimle karşılaşıyoruz? Oblicus internus abdominis'le karşılaşıyoruz. Oblicus internus abdominis ile karşılaşıyoruz. Bu oblicus internus abdominis, oblicus internus abdominis externus abdominis'e biraz dik uzanıyor lifleri arkadaşlar. Yani elimizi cebimize sokuyorduk ya, böyle yukarıdan aşağıya, arkadan öne, lateralden medyaleydi. İnternal obliğinde buna ters olarak liflerinin seyrettiğini düşünelim. Ya da ters derken 90 derece dik olarak liflerin seyrettiğini düşünelim. Bu sefer ne olmuş oluyor? Bir tarafın lifleriyle karşı tarafın, yani bir tarafta eksternal obliğin liflerinin seyir yönünde, karşı tarafın internal oblikinin liflerinin seyir yönü birbiriyle örtüşüyor. Bu durumda bu arkadaşlar aynı hareketi yaptırmaya ortak oluyorlar gövdede. Şimdi internus abdominis'in önemli bir yapısı da tendo conjunctivus'un, yani falx inguinalis'in yapısına katılması. Bakın şurası falx inguinalis. Falx inguinalis internal obliğin aponeurozu ile bu ile şeyin transversus abdominisin ortak aponeurozu arkadaşlar. Bu iki arkadaş birlikte oluşturuyorlar ve şeye, crista pubica ve tectenosis pubis'e yapışıyor. Buna tendo conjunctivus, yani birleşik tendon ya da falx inguinalis adı veriliyor. Birleşik tendon, tendo conjunctivus akılda daha kalıcı ve daha güzel tanımlıyor. Yani internal oblik ile neyi oluşturuyor? Transvers abdominisin ortak tendonu diye aklınızda kalsın medial. Onun dışında oblicus internus abdominisin aşağıya doğru inen lifleri, bakın şurada aşağıya doğru inen lifleri de neyi oluşturuyor? Musculus cremasteri oluşturuyor. Musculus cremasterde funiculus spermaticus'un etrafını saran lifler, kas lifleri, incecik kas lifleri. Ne yapıyor bu kremaster? Kasıldığı zaman testisleri abdomene çekiyor. Gevşediği zaman bırakıyor, aşağı iniyor. Kremaster birçok fonksiyonu olabilir, başka fonksiyonları da olabilir ama bir fonksiyonu da kremasterin testisleri gövdeye yakın tutmak. Aynı şeyi Dartos'ta yapıyor. Gövdeye yakın tuttuğu zaman ortam sıcaklığı düşükse gövdeye yakın tutuyor ki gövdenin sıcaklığından testisler ısınsın. Çünkü ısı regülasyonu testisler için önemli. Ne oluyor? Oblik abdomen kasının oblicus internus abdominisin tendonu da, daha doğrusu aponeurozu da yine ön tarafa geliyor. Rectus kasının kılıfının yapısına katılıyor. Ama oblicus internus abdominis gelirken rectus kılıfına doğru katılırken aponeurozunu ikiye bölüyor. İki yaprak halinde. Bir yaprak ön tarafına gidiyor rectus'un, bir yaprak arka tarafına. Böyle bir özellik gösteriyor. Burada bakın falx inguinalis'i tekrar görüyoruz. Tendo conjunctivus. Tendo conjunctivus'tan sonra neyimiz var? Ligamentum lacunare var. Bakın şöyle lacun şeklinde inguinal ligamentten nereye doğru? Pectene doğru. Pectenden geriye doğru giden ligamentum pectineum var. Ligamentum reflexum da
Ligamentum inguinale'den diğer tarafa doğru, medyale doğru. Rectus'un tutunma yerine doğru linea alba var ortada. Oraya doğru giden lifler. Şöyle ligamentum inguinale'yi düşündüğümüz zaman ligamentum inguinale'den linea alba'ya doğru, yani orta hatta doğru, daha yüzeyele doğru giden lifler ligamentum reflexum oluşturuyor. Yani yansıyan ligament. Ne yapıyor? Orta hatta doğru yansıyor. Diğeri ise ligamentum lacunare pectenosis pubis'e doğru gidiyor. Ligamentum pectineum'da ligamentum lacunare'den arkaya doğru linea pectinea boyunca ilerliyor. Şimdi daha içe geldiğimiz zaman transversus abdominis'i göreceğiz. Şurada eksternal oblik kası gördük. Kası kaldırdık. İnternal oblik kası gördük. Eksternal oblik kasın aponeurozunun kenarını göstermiş olduk. Aponeurozu aşağıya inerken inguinal kanalında ön duvarını oluşturuyor ve alt duvarında da alt duvarını oluşturmak üzere ligamentum inguinale'yi oluşturuyor. Peki oblicus internus abdominis buna lifleri dik seyrediyor ama aponeurozu yine linea alba'ya doğru tutunmak üzere ilerliyor. Bir kat daha indiğimiz zaman bakın şurası transversus oblicus externus abdominis, şurası oblicus internus abdominis, daha içte de musculus transversus abdominis. Aynı şekilde musculus transversus abdominisin de aponeurozu yine rectus kılıfının yapısına katılıyor. Ama transversus abdominisin aponeurozu rectus kılıfının arka yaprağına, yani kasın derinindeki yaprağını yapmak üzere gidiyor. Aklımızda tutmamız gereken önemli bir yapı şu: conjoint tendon, tendo conjunctivus, oblicus internus abdominis ile transversus abdominisin ortak tendonu. Şu bölgelere denk geliyor. Bakın o bölgede ne var? Externus abdominisin aponeurozundaki bir açıklık var. Bu aponeurozdaki açıklığa annulus inguinalis superficialis diyoruz. Annulus halka demek. İnguinal bölgedeki yüzeyel halka. Annulus inguinalis superficialis inguinal kanalın yüzeyel açıklığını oluşturuyor. Kanal derine doğru gidiyor ve abdomen içerisiyle dışarısındaki bağlantıyı sağlıyor. Yani buradan skrotuma giden yapılar var. Kadında da labium majus'a doğru giden yapılar var. Ve dikkat ederseniz bu annulus inguinalis superficialis'in hemen arkasına ne denk geliyor? Tendo conjunctivus denk geliyor. Demek ki bu tendo conjunctivus sağlamsa karın içerisindeki yapılar doğrudan annulus inguinalis superficialis'i zorlayarak dışarıya çıkamaz. Bir neterden gösterdik. Burada da kat kat gösterilmiş. Eksternal oblik kası görüyorsunuz. İnternal oblik kas ve içeride transversus abdominis. Eksternal oblik kasın aponeurozundan oluşan ligamentum inguinale görünüyor. Ligamentum inguinale aşağıya kadar geldi. Tüberkülum pubicum'a tutundu. O bölgede pektene doğru uzanan nesi var? Bir ligamentum lacunaresi var. Bu ligamentum lacunare. Oradan geriye doğru giden ne var? Ligamentum pectineum var. Şu şekilde giden linea pectinea'ya doğru. Ve bu bölgede bakın şu transversus abdominis, şu internus abdominis, bunların ortak tendonu olan falx inguinalis var. Şurada yüzeyel açıklık, yani annulus inguinalis superficialis ortadan kaldırılmış. Buradaki derin açıklık arkadaşlar. Peki bunlar neyi oluşturuyor dedik? Rectus kılıfını oluşturuyor.
Rectus grubunun içinde rectus kası var. Arteria venaeti gastrica inferior ve superiorun anastomozları var. Ve bunları inerve eden sinirler var. Yukarıdan aşağıya doğru linea albamız devam ediyor. Yani processus tifoideus'tan aşağıda sinfizis pudica'ya kadar gidiyor. Burada da katmanları görüyoruz. Şu kısım transversus abdominis'tiye arkadaşlar. Yani sol tarafta daha derindeyiz. Transversus abdominis'i de kestiğimiz zaman karşımıza çıkan fascia transversalis var. Fascia transversalis'i de kestiğimiz zaman altımızda ekstra peritoneal yağ dokusu çıkacak. Ekstra peritoneal yağ dokusu fascia transversalis'in derininde. Karın ön duvarında başka ne var? Six pack olayımız var. Yani rectus abdominis. Neden böyle six pack oluyor? Çünkü intersexio denilen intersexio tendinea denilen para tendonları var. İşte burada arkadaşlar basitçe six pack yapmayı becermişler. Hatta eight pack dahi oluşturmuşlar. Baktığımız zaman rectus abdominis kısmına, rectus abdominis'in yukarıdan başlayıp aşağıya doğru indiğini söylememiz mümkün. Yani processus lifoideus'tan kıkırdak kostalardan başlıyor. Aşağıya doğru gelirken pectenosis pubis, sinfizis pubica, crista pubica'ya tutunuyor. Buradan yukarıya doğru gelen küçük bir musculus piramidalis var. Çok önemli bir kas değil. Onu önemsemeye gerek. Şimdi bu rectus abdominis'in önemi ne? Rectus abdominis gövdeye fleksiyon yaptırıyor. Yani bir tiyatro oyununu yaptık. Ondan sonra seyirciyi selamlayacağız. Orada rectus abdominis bize katkıda bulunuyor. Gövdemizi öne çekiyor. Eğer ki origosu sabit olur ise pelvisi biraz yukarıya doğru yükseltebilir. Yani tam tersini yapabilir. Rectus abdominis'in özelliği intersexio tendineaların olmasıdır demiştik. Yani ara tendonların olması. Bu ara tendonlardan bir tanesi nerededir arkadaşlar? Bir tanesi umbilicus seviyesindedir. Bir tanesi processus spoideus seviyesindedir. Tam böyle transvers olmayabilir, hafif aşağıya doğru gelebilir. Bir tanesi de bunların iki tanesinin arasında olur genellikle. Bazen bir dördüncü tendon olur. O da umbilicus'un altında yer alacak. Rectus'un önemli olan bir kılıfı vardır. Rectus kılıfı. Rectus kılıfının yapraklarını karın duvarını, karın ön duvarını oluşturan kasların şeyleri, aponeurozları ve fascia transversalis oluşturur. Şimdi karın ön duvarında obliquus externus abdominis'in aponeurozu gelir. Şurası linea semilunaris'tir arkadaşlar. Rectus'un kenarı diye düşünebilirsiniz. Linea semilunaris, şu da rectus'un devamı. Linea semilunaris, lateral kenarı gibi düşünebilirsiniz rectus'un. Linea semilunaris'e geldiği zaman, external oblique aponeurozu, kasın ön tarafına doğru gider. Internal oblique aponeurozu geldiği zaman ne yapar? Linea semilunaris'e gelince der. İkiye ayrılır. Bir yaprağı kasın önüne gider, bir yaprağı kasın arkasına gider. Ondan sonra arkaya giden kısım, bakın rectus kılıfının vagina musculi recti abdominis onun arka yaprağını oluşturmak üzereydi. Başka lamina bu bölgede bir de transversalis'in fasciası. Transversalis'in fasciası da transversus abdominis'in aponeurozu da arkaya doğru katılacaktır. Yani
ön yaprağı eksternal oblin aponeurozu ile internal oblin aponeurozunun ön yaprağı, rectus kılıfının arka yaprağını ise internal oblin aponeurozunun arka yaprağı ile, transversus abdominisin aponeurozu ve ayrıca arkasında da fascia transversalis var. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Umbilicus ile symphysis pubica'nın yaklaşık orta yerinde bu arka yaprağı oluşturan aponeurozlar ön tarafa geçmeye karar verirler. Artık bu bölgeden sonra arkada rectus kılıfının arkasında sadece fascia transversalis var. Şimdi şu arka yaprağı oluşturan internal oblik kasın aponeurozunun arka yaprağı ile transversus abdominisin aponeurozu bu bölgede ön tarafa geçtiği için bu bölgenin yukarısında rectus kılıfı beyazdır. İşte bu çizgiye de linea arcuata denir. Linea arcuata'nın altında rectus kılıfının arkasında sadece fascia transversalis vardır. Arkasında derken rectus kılıfının arka yaprağını sadece fascia transversalis oluşturur. Üzerinde ise arka yaprağı fascia transversalis'e ek olarak transversus abdominisin aponeurozuyla internal oblin aponeurozunun arka yaprağı oluşturur. Demek ki linea arcuata'dan sonra bütün kaslarımızın external oblik, internal oblik ve transversus'un aponeurozları rectus kılıfının ön yaprağını oluştururlar ve linea alba'ya tutunuyor. Bakın burada çok güzel gösteriliyor. Transvers kesikte external oblik geliyor, aponeurozu ne yapıyor? Ön kılıfı oluşturup linea alba'ya tutunuyor. İnternal oblik geliyor, aponeurozu ikiye ayrılıyor. Ön yaprağı öne, arka yaprağı rectus kılıfının arka yaprağına geliyor. Ondan sonra transversalis kasının aponeurozu geliyor. O ne yapıyor? O da doğrudan arkaya. Evet arkadaşlar, tahmin edebileceğiniz gibi internet bağlantısı koptu. Ne diyordum? Rectus kılıfının oluşumundan söz ediyordum. Şimdi G'ye geldiğimiz vakit rectus kılıfının oluşumundan söz edelim. Geldik. Ön yaprağı var rectus kılıfının, arka yaprağı var. Ön yaprağı oluştururken arkadaşlar, musculus obliquus externus abdominisin geliyor, kası aponeuroza dönüşüyor, aponeuroz rectus kılıfının önüne geliyor. Internus abdominis geliyor, linea semilunaris'e ulaştığı zaman aponeurozu iki yaprağa ayrılıyor. Ön yaprak rectus kılıfının önüne, arka yaprak rectus kılıfının arkasına geliyor. Transversus abdominis geliyor, onun aponeurozu doğrudan arka yaprağa geliyor. Rectus kılıfının arkasında ise fascia transversalis var, onun da derininde peritonum parietale var. Fascia transversalis ile peritoneum parietale arasında ekstra peritoneal yağ dokusu bulunabilir. Peki, bir seviyeden sonra, yani umbilicus ile symphysis pubica'nın yaklaşık orta seviyesinden sonra ne oluyor? Bizim rectus kılıfının arkasını oluşturan
İnternal oblik kasım. İnternal oblik kasım posterior yaprağı, aponeurozunun posterior yaprağı ile transversus abdominisin aponeurozu ön tarafa geçmeye karar veriyorlar. Ve ön tarafa geçtikleri noktanın üzerinde beyaz bir arka yaprak varken rectus kılıfında, altında o yaprak yok artık. Altında sadece fascia transversalis var rectusun arkasında. Ne olmuş oluyor o bölgede? İşte bir beyaz çizgi olmuş oluyor. Ona da linea arcuata deniyor. Peki linea arcuata'nın altında rectus kılıfının ön yaprağını external oblik, internal oblik ve transversus abdominis kaslarının aponeurozlarının oluşturduğunu söyleyebiliyoruz. Bunlar da linea alba'ya tutunuyorlar. Rectus'un arkasında sadece fascia transversalis ve parietal periton. Bakın burada yine üst kısmında linea arcuata'nın üst kısmındaki olayı görüyoruz. External oblik geliyor, aponeurozu ön tarafta. İnternal oblik aponeurozu ikiye ayrılıyor. Bir öne, bir arkaya gidiyor. Transversus abdominisin aponeurozu arkaya gidiyor. Arkasında fascia transversalis, extraperitoneal yağ ve parietal periton var. İşte bunu burada çok net olarak görüyoruz. Parietal periton geldi, karın duvarını sardı. Parietal pleura gibi düşünün. Oradan organa atladığı zaman visceral periton oldu. Aynı şekilde linea arcuata'nın altına indiğimiz zaman arkada fascia transversalis'ten başka bir şey yok. Rectus abdominis'in arkasında. Ön tarafta ise herkesin aponeurozu var. Bakalım burada nasıl görüyoruz? Karın ön duvarına arkadan, içten bakıyoruz. Bakın şurası rectus kası. Rectus kasının aponeurozunun görüntüsü, kılıfının görüntüsü. Rectus kılıfının arka yaprağı şurası. Arka yaprak bakın şu şekilde, en arkada da fascia transversalis var. En derinde. Onun derininde de periton olacak. Bakın şu da peritonun kısımları. Bakın ne oldu? Rectus kılıfının arka yaprağını oluşturan arkadaşlar bundan sonra dediler ki biz öne gideceğiz. Öne giderken en son kaldıkları yerde bir beyazlık, nispi bir beyazlık oluşuyor. Buraya da linea arcuata adı verildi. Peki bu şeyin içerisinde, rectus kılıfının içerisinde kimler var? Arteria vena epigastrica inferior ve superior var. Arteria epigastrica superior ve inferior var. Bu rectus kılıfının içinde. Rectus kılıfının içerisinde başka bunları besleyen superior, inferior'un dışında bunları besleyen son 5 interkostal sinirin ön dalı var. Bunu besliyor, rectus kasını besliyor. Bakın şurada da linea arcuata'yı çok net görüyoruz. Şurası da linea semilunaris. Peki sadece karın ön duvarında epigastrica superior ve inferior mu var? Hayır. Epigastrica superior ve inferior'un dışında musculofrenica var. Circumflexa ilium profundus'un, circumflexa ilium superficialis'in dalları var. Epigastrica superficialis var. Ama dikkat ederseniz orta hattı ve rectus kılıfının içerisindeki yapıları besleyen epigastrica superior ve inferior ve ayrıca anastomozları var. Üst tarafta lateral kısımlara, yanlara doğru musculofrenica, yanlarda lumballerle interkostaller ve aşağıdan circumflexa ilium profunda ve superficialis. Ayrıca epigastrica superficialis'i de görüyoruz. Aşağıya doğru inguinal bölgenin medialinde ise pudenda externa superficialis'i görmemiz mümkün. Bunlar neler? Karın ön ve yan duvarını besleyen arterler. Venleri aynı isimli venler bunlara arkadaşlık ediyorlar. T
Sinirler neler? Bu bölgedeki sinirler. Son 5 interkostal sinir artı nervus subkostalis. Bildiğiniz gibi 12. interkostal sinir kostalar arasında yer alması için subkostalis adını alıyor. Burada yine rectus kılıfının içerisinde de bu spinal sinirlerin bulunduğunu görüyorsunuz. Venler önemli arkadaşlar, yüzeyel venler. Derinlerden de söz edelim. Rectus kılıfının içerisinde epigastrika superior ve inferior'un anastomozları var. Bunlar bakın neden önemli? Yukarıda vena femoralis'ten nereye gidebiliyor? Yukarıda vena thoracica lateralis, pardon, thoracica interna yoluyla subklavyeye kadar gidebiliyor. Yani ne olmuş oluyor? Vena cava interior'da tıkanma olursa bu yolla gidebiliyor. Daha yüzeyelleri var mı? Elbette ki var. Bakın, vena epigastrica superficialis var. Aşağıya nereye iniyor? Vena saphena magna'ya doğru gidiyor. Onun dışında vena thoraco epigastrica'yı görüyoruz. Thorax ve epigastrium'da yüzeyel tabakada. Nerede yani? Yüzeyel fasyanın yağlı tabakasında, kamper fasyasında. Bu arkadaşımız yukarıda vena thoracica lateralis ile anastomoz yapıyor. Vena thoracica lateralis de vena axillaris. Eğer ki abdomenin içerisindeki büyük venlerde vena cava inferior'da bir tıkanma gerçekleşirse bu durumda buradaki akımlar tersine dönerek yukarıya doğru, yani şuradan aşağıya gideceğine, şu derinden gelip bu venden yukarıya doğru gitme bir şant oluşturuyor. Vena epigastrica superficialis'ten vena thoraco epigastrica'ya, oradan vena thoracica lateralis ile vena axillaris uzanıyor. Oradan da ilerleyip şeye, vena cava superior'a gitmesi söz konusu oluyor. Bu durum vena cava inferior tıkanmalarında gerçekleşen anastomozlarda. Onun dışında umbilicus etrafındaki anastomozlar var. Bu anastomozlar da para umbilikal venlerin anastomozları. Vena para umbilikalislerin derindeki yapısı ligamentum teres hepatis içerisinde karaciğere portal vene gidiyor. Portal ven karaciğerin şeyden aldığı karaciğerin ince bağırsaklardan aldığı besinle dolu kanı taşıyan damar. Eğer ki karaciğerde bir problem olursa portal hipertansiyon meydana gelir. Yani portal vende basınç artar. Bir vende basınç artması o vene olan drenajın zorlaşmasına yol açacaktır. Bu durumda o vene kan dökülemez ama o venden geriye doğru gitmemesi gereken yene doğru kan gidebilir. Bu durumda para umbilikal venlere giden venler şu etraftaki umbilikus etrafındaki anastomozlar aracılığıyla gidebilecekleri epigastrica superficialis, thoraco epigastrica, thoracica lateralis gibi venlere giderek kalbe ulaşırlar. Bu durumda normalde belirgin olmayan bu para umbilikal venlerin belirginleşmesi durumuna yol açar. Buna caput medusa, yılan saçlı kadın olduğu için caput medusa görünümü denir. Umbilicus caput, yani baş, ondan uzanan o yüzeyel venlerde neyi oluşturur? Saçlarını oluşturur. Tabi bu bölgenin lenfatikleri nereye gidecek? Karın ön duvarının lenfatiklerinde umbilicus bizim için bir seviye arkadaşlar. Umbilicus'un üst tarafındaki lenfatikler aksiller lenf notlarına girecek. Umbilicus'un altındaki lenfatikler yüzeyel inguinal lenf nodüllerine gidecek. Yani nodi axillaris ise umbilicus'un üstü. Umbilicus'un üstü nodi axillaris ise umbilicus'un altı nereye? Nodi inguinalis superficialis ise gidecek. Ya arkadaşlar bu bölgede aslında internetle ilgili hiçbir sorun yaşamıyorduk. Ama
Son birkaç haftadır internet stabil değil, o sebeple sorunlar yaşanıyor olabilir. Kaydı gönderdiğimde daha rahat edebilirsiniz. Evet, bunları söyledik. Anulus inguinalis superficialis ve anulus inguinalis profundus'tan biraz söz edelim. İnguinal kanalla ilgili. İnguinal kanalı da arkadaşlar şöyle bir şey olarak düşünelim. İnguinal kanalı bir boru gibi düşünün. Bir boru gibi düşünün ama bu boru uçları kesilmiş olsun. Bakın mesela şimdi şunu aldım. Bu bizim inguinal kanalı. Videomuzu kapatırsanız daha mı iyi gidecektir internet açısından. Neyse deneyelim. Yani. Göstermeye çalışacağım da şimdi. Bakın şurada bizim inguinal kanal var. Ne taraf olsun? Sağ taraf olsun. Ucu böyle değil. Ucu nasıl? Şöyle. Şimdi onları yaptım. Uçları şu şekilde arkadaşlar. Yani jülyen. Öne doğru yan. Yani önden geldiğimiz zaman, biz buraya girmek istediğimiz zaman arka duvarını görüyoruz. Baktığımızda arka duvarını görüyoruz. Aynı şekilde arka duvardan baktığımızda da ön duvarını görüyoruz. Ne olmuş oluyor? Basınç gelirse, iç taraftan dışa doğru basınç gelirse ön açıklığın arka duvarına doğru gelmiş olacak. Şuraya doğru gelmiş olacak. Şurada ne var? Şurada işte arkadaşlar fals inguinalis tendokonjüktivus var. Yani dışarıdaki açıklığı anulus inguinalis superficialis'i koruyan arkada tendokonjüktivus var. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Çünkü anulus inguinalis superficialis'i koruyan bu adam bizim için önemli. Ne var? Şu bölge anulus inguinalis superficialis. Anulus inguinalis superficialis şeyin inguinal kanalın yüzeyel açıklığı. Kimdeki açıklık? Aponeurosis musculus obliquus externus abdominis. Yani en dışta externus abdominis'teki bu açıklığa ne diyoruz? Anulus inguinalis superficialis adını veriyoruz. Şimdi anulus inguinalis profundus var. Anulus inguinalis profundus ise biraz daha derinde yer alıyor. Anulus inguinalis profundus derinde yer alıyor. Bakın şu bölgede yer alıyor. Internus abdominis ve ne var? Transversus abdominis olduğunu görüyoruz bu bölgede. O da inguinal kanalın içteki derin açıklığını oluşturmuş oluyor. Yüzeyel açıklık iki tane kol şeklinde geliyor. Kurus laterale, kurus mediale. Derin açıklıkta arkada daha net olarak, daha yuvarlak bir açıklık olarak kendisini gösteriyor. Bakın şurada fals inguinalis tendokonjüktivumu görüyoruz. Ama ne yapılmış? Kanal açılmış. Şuranın arkasına gelen anulus inguinalis superficialis ya, bunun arkasında tendokonjüktivus var. Tendokonjüktivus karın içerisindeki yapıların doğrudan anulus inguinalis superficialis'e basmasını engelliyor. Peki bu kanaldan kimler geçecek? Bu kanaldan geçecek olan oluşumlar arkadaşlar erkekte funiculus spermaticus geçecek. Kadında funiculus spermaticus olmadığı için ligamentum teres uteri geçecek. Bunun dışında her iki cinste de nervus ilioinguinalis geçecek. Bir de nervus genitofemoralis'in genital dalı bu kanaldan geçecek arkadaşlar. Bakalım. Bu transvers bir kesim.
yukarıdan bakıyoruz. Şurası anulus inguinalis profundus. Şurası anulus inguinalis superficialis. Tamam. Şöyle gördüğümüz yapı eksternal oblik. Şurası internal oblik. Şurası transversus. Şurada da fascia transversalis'i görüyoruz. Peki bu kanal neden var? Bu kanal şu sebeple var arkadaşlar. Şimdi abdomen içerisinde gelişip abdomen dışarısına çıkması gereken oluşumlar var. Abdomen içerisinden dışarıya çıkarken bunlar yani yanlarında beraberinde kendilerini saran oluşumları da götürüyorlar. O sayede bakın fascia transversalis'i de götürüyor. Daha nereye kadar? Skrotumun içerisine, testisin etrafına kadar götürüyor. Anulus inguinalis superficialis gördüğünüz gibi eksternal oblikteki bir açıklık iken derin açıklık fascia transversalis'teki açıklık olarak görülüyor. Şimdi burada tendokonjüktivus nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor. Tendokonjüktivus internal oblikle transversalis'in ortak tendonu. Bakın internal oblik nasıl devam ediyor? Kremaster olarak aşağıya doğru devam ediyor. Bakın anulus inguinalis superficialis'in içerisinden geçen oluşumlar. Funiculus spermaticus var. Onun dışında yani funiculus spermaticus'un içerisindeki oluşumlar. Onun dışında ilioinguinal sinir ile genitofemoralis'in ney dalı? Genital dalı. Şu kısım. Anulus inguinalis superficialis. Şu ne? Aponeurosis musculus oblicus externus abdominis. Geldi, ikiye ayrıldı. İkiye ayrıldı. Curus laterale ve curus mediale olarak. Şimdi anulus inguinalis profundus ise daha geride. Bakın ta şuraya kadar geliyor. Anulus inguinalis profundus daha geride. Şu gördüğümüz epigastrica inferiorum hemen şurada görüyorsunuz. Lateraline denk geliyor. Epigastrica inferiorum lateralinde. Bu neden önemli? Bunun pulsasyonunu alırsak hemen lateraline geçtiğimizde anulus inguinalis profundus'u görmüş oluyoruz. Anulus inguinalis profundus'tan geçen bakın ductus deferens geldi. Ondan sonra testiküler arterden birleşip funiculus spermaticus'u oluşturuyorlar. Ondan sonra ne eklendi? Nervus ilioinguinalis ve genitofemoralis'in genital dalı şurada eklendi. O şekilde ilerlediler kanal boyunca. Kanal boyunca ilerleyip anulus inguinalis superficialis'ten geçip abdomen dışına çıkmış oldular. Bir kere daha kanalın pozisyonunu görüyorsunuz. Şu epigastrica inferior, anulus inguinalis profundus, epigastrica inferiorun lateralinde, anulus inguinalis superficialis medialde olan açıklık. Bu çizim çok güzel arkadaşlar. Ben bu çizimi çok seviyorum. Burada anulusları çok güzel görüyoruz. Anulus inguinalis superficialis, içinden geçen oluşumlar, anulus inguinalis profundus ve kat kat bu yapıları görebiliyoruz. Anulus inguinalis'in superficialis'in hemen arkasında ne var? Tendokonjüktivus. Bakın yeşille göstermiş. Ne demek bu? İnternal oblik ve transversus'un ortak tendonu. Arkadaşlar bundan sonraki ders asenkron olduğu için devam etmeye istiyorum. Çünkü kesintiler oldu. Sizler için de uygun mudur? Uygun hocam. Sessizlik ikrardan gelir diyecektim. Ses geldi. Şimdi arkadaşlar şunu da sagittal kesit olarak alalım. Yani cilt altı ondan sonra işte scarpa fasciası. Şurada eksternal oblik. Eksternal oblik J gibi dedik ya ama ters J gibi. Eksternal obliğin aponeurozu geliyor. Geldi aşağıya doğru döndü. Inguinal ligamenti oluşturdu. İşte şurası inguinal kanal. Ön
arka, alt, üst. O zaman inguinal kanalı kim oluşturuyor? Ön duvarını oblikus externusun aponeurozu oluşturuyor. Sadece oblikus externusun aponeurozu mu? Hayır. Laterale geldin aponeurozu mu? Hayır. Biraz daha ilerlediğimiz zaman lateralde oblikus internus abdominis liflerinin de bu inguinal kanalın ön duvarının yapısına katıldığını görüyor. Peki, arka duvarı kim oluşturdu? Arka duvarda fascia transversalis var. Evet, doğru. Fascia transversalis boydan boya var. Bakın şöyle geliyor. Fascia transversalis. Olduğu gibi arka duvarı oluşturuyor. Başka ne var? Tendokonjüktivus var. Tendokonjüktivus medial tarafta yer alıyor. Medial tarafı, yani bu kesitte oraya denk gelmiş. Medial tarafı kuvvetlendiriliyor. Üst duvarı kim oluşturuyor? Üst duvarı internus ile transversus abdominis'in alt kenarı. Bakın şöyle geldi internus, transversus. Bunlar inerken üst duvarı oluşturuyor. Aslına bakarsanız üst duvar çok sağlam değil. Ama çok sağlam olmasına da gerek yok zaten. Peki alt duvarı kim oluşturuyor? İnguinal ligament oluşturuyor. İnguinal ligament oluşturuyor. Bir de nereye atlayan adamı vardı bunun? Pektene atlayan adamı vardı. Ligamentum lacunare. O da kanalın alt duvarını oluşturmuş oluyor. Bu inguinal kanal yaklaşık 4 santim. Ne yapıyor? Abdomen içerisiyle dışarısı arasında geçişe olanak veriyor. Anulus inguinalis superficialis, crus laterale, crus mediale. Anulus inguinalis superficialis kimin deliği? External oblique aponeurozunun deliği. Arkasında ne var? Tendokonjüktivus. Tendokonjüktivus kim? Internal oblikle transversusun ortak tendonu. Demek ki arka duvardan destekliyor. Funiculus spermaticus gitti. Bakın şurada kanal açılmış. Ön duvarı açılmış durumda. Yine ön duvarı açılmış. Transversus abdominis'ten bakın şurada artık ondaki açıklık var ve fascia transversalis'teki açıklıktan neye görüyoruz? Anulus inguinalis profundus'u görüyoruz. Bakın anulus inguinalis superficialis şuradan gösteriyorum. Anulus inguinalis superficialis kimdeki açıklık? External oblique kasın, yani musculus obliquus externus abdominis'in aponeurozundaki açıklık. Funiculus anulus inguinalis profundus ise fascia transversalis'teki açıklık. İç taraftan bakıyoruz. İç taraftan baktığımız zaman içten karın ön duvarına bakıyoruz. Bakın şurada ne var? Arteria vena epigastrica inferior var. Onun hemen lateralinde bizim anulus inguinalis profundus var. Fascia transversalis'teki bir oluşum. Bakalım açıklık. Bakalım anulus inguinalis superficialis bu şekilde gösterilmiş nokta nokta olarak. Şuradan yüzeyel anulus, şuradan derin anulusu görüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar buralarda ligamentum lacunare'yi görüyorsunuz. Ligamentum reflexum'u buradan iç taraf olduğu için şöyle ligamentum pectineum'u görüyoruz. Şu tarafa doğru ilerleyen ligamentum reflexum'u da bakın şöyle linea alba'ya doğru giden ligamentum reflexum'u da görmüş olduk. Kimler geçiyor bu kanaldan? Bakın ductus deferens funiculus spermaticus'u oluşturmak üzere testiküler arter bende geldi. Onlar geçiyor. Nervus ilioinguinalis geçiyor. Ve genitofemoral sindirim genital dalı geçiyor. Kadında funiculus spermaticus'un yerini ligamentum teres uteri alıyor. Evet. Kadında da ligamentum teres uteri ve diğer ilioinguinalis sindir ile genitofemoralin genital dalı oradan geçmiş oluyor. Bakın şurada o sinirleri görüyoruz.
böyle gelip inguinal kanaldan geçtiklerini, bakın şuradan ilio inguinalis, genitofemoralis de şu, onun genital dalı geçiş yapmış oluyorlar. Şimdi gelişim sırasında testis ne yapıyor? Geliyor testis gubernaculum, onun kılavuzu, inerken fascia transversalis, bakın yeşil, onu deliyor, aşağıya doğru ilerliyor. Aslına bakarsanız fascia transversalis'i delmiş olmuyor. Onu beraberinde sürüklüyor. Ama karın ön duvarı seviyesinde düşündüğünüz zaman fascia transversalis'te bir delik açılmış oluyor. Oysa ki bu aşağıya kadar inip testisin etrafında bir katman olarak kalmaya devam ediyor. Ama biz karın ön duvarı ile ilgili olduğumuzda fascia transversalis'teki bu deliğe anulus inguinalis profundus ve aşağıdakine de anulus inguinalis superficialis diyeceğiz. Bu çok güzel bir çizim. Burada anulus inguinalis superficialis'i görüyoruz. Bunun arkasında tendo conjunctivus'un koruma sağladığını görüyoruz. Nasıl bir koruma bu? Şuradan vektörel bir kuvvet uygulayalım. Dümdüz ilerleyip direkt olarak, bakın direkt karın ön duvarına direkt bası yapıyorum. Tendo conjunctivus sağlam ise anulus inguinalis superficialis'ten dışarı çıkamıyorum. Eğer ki tendo conjunctivus zayıfsa ben direkt basınç uyguladığım zaman anulus inguinalis superficialis'ten çıkıyorum. İşte buna direkt inguinal herni denir. Direkt inguinal herni genellikle 40 yaş üstü ve erkekte görünür ve daha az görünen bir hernidir. Ne oluyor? Organlar direkt bası yapıyor ve tendo conjunctivus zayıf olduğu için anulus inguinalis superficialis'ten bir keseleşme çıkış yapmış oluyor. Ama indirekt hernide kanal aracılığıyla geçmek söz konusu. Kanal yoluyla geliyor. Yani karın ön duvarını kanal yoluyla dolaylı olarak bypass etmiş oluyor. Ne oluyor? Periton kesesiyle birlikte şeyler, bağırsaklar transversalis fasciadaki delikten kanala giriyor. Inguinal kanalda ilerliyor. Anulus inguinal superficialis'ten çıkıp devam ediyor. Ne yapabiliriz biz? Bunun için muayene sırasında parmağımızı anulus inguinal superficialis'ten içeriye sokarız. Şu canalis inguinalis, anulus inguinalis superficialis. Parmağımızı içeriye soktuk. Kişi ıkındığı zaman eğer ki bağırsak kanala giriyorsa, yani şuradan giriyorsa bağırsak, parmağımızın ucuna dokunacaktır. Şurada parmağımı düşünün arkadaşlar. Böyle şuraya kadar parmağımı sokabildiğimi düşünün. Parmağımın ucu burada. Eğer ki bağırsak kanala girerek bu yönde, kanala girerek ilerliyorsa, yani dolaylı olarak kanal yoluyla dışarı çıkıyorsa, indirekt inguinal herni ise parmağımın ucuna dokunur. Eğer ki doğrudan tendo conjunctivus'taki bir zayıflık sebebiyle anulus inguinal superficialis'i zorlayıp geliyorsa, parmağım burada olduğu için parmağımın yan tarafında bir bağırsak dokunmasını hissedeceğim. İşte muayenede direkt herni ile indirekt herniyi böyle ayırt ederiz. İnguinal kanala parmağımızı sokmaya çalışırız. Parmağımızın ucu bağırsakta buluşuyorsa bağırsak inguinal kanala girmiş demektir. İnguinal kanala girdiyse, yani bu herni kesesi, bağırsak dediğim o herni fıtıklaşan kese, oraya girdiyse parmağımın ucuna dokunmuş olur. Eğer parmağımın yanına dokunuyorsa o zaman tendo conjunctivus zayıftır. Yan taraftan gelerek karın ön duvarındaki açıklık olan anulus inguinalis superficialis yoluyla çıkmaya çalışan bir direkt hernidir deriz. İşte burada da aynısını tekrar görüyoruz. Bu yol, bu ok indirekt herniyi gösteriyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Anulus inguinalis profundus'tan geliyor.
anorus inguinal süperficialisten geçiyor. Yani kanaldan ikisinden de geçip skrotuma kadar ulaşabilir. Ama sadece doğrudan tendokonjüktivusu itekleyip anulüsten geçiyorsa o zaman da direk hernidir. Bakın burada da direk herniyi yapmış. Ne yapıyor? Tendokonjüktivus zayıf. Anulüs inguinal süperficialise bası yapıp gidebilir. Yani bir başka yöntem de hypogastrika inferiorum medialinde ise direk, lateralinde ise indirek herni olacak. Çünkü anulüs inguinal profundus inferior epigastrik arterin lateralinde. Periton kesesi oradan girerse kanala girmiş olur. Dolaylı yani indirekt inguinal herni olur. Kanala girmeden doğrudan duvarı ittirirse direkt inguinal herni olur. Bakın herni kesesi buradan çıkmış ama nereden girmiş? Kanaldan girmiş, devam etmiş. Kanaldan girip devam ettiği için ne diyeceğiz buna? İndirek inguinal herni diyeceğiz. Eğer ki şu arkadaş zayıf olsaydı, şuradan bastırsaydı direkt inguinal herni derdi. Nelerimiz var başka? Umbilikal herniler var. Umbilikal herni tam umbilikustan olabilir. Linea alba'da epigastrik herni olabilir. Semilunaris'te olabilir. Semilunaris'teki herniler linea semilunaris ile linea arcuata bölgesinde, o bölgede bir zayıflık olur, oradan olabilir. İnsizyonel herniler, insizyonel herniler olur. Ameliyat yerinde gerçekleşebilir. Bunlar çeşitli herni çeşitleri arkadaşlar. Bakın burada testisi görüyoruz. MR bu, eski bir MR. Testisi görüyoruz ve kanala girmiş olan indirekt inguinal herniyi görüyoruz. Yani şurası inguinal kanal içinin dolu olduğunu görüyorsunuz. Burası boş. Doluysa burada fazlaca bir şeyler var demek. Evet arkadaşlar, benim karın ön duvarı ve inguinal kanal ile ilgili olarak yapacağım özet bilgilendirme ders bu şekilde. Sorularınız varsa alabilirim. Bakıyorum. Evet. Arkadaşlar soru olursa bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.